Gözün aydın. Sağ olun. İşte seni kurtaran amca. Yalnız sen değil canım. Ben de hayatımı ona borçluyum. Hoş geldin amca, teşekkür ederim. Sen de annen kadar güzelsin. Adını söyle bakayım. Mine. Senin adın ne amca? Yunus. Gölovalı Yunus. Ne güzel, sen de bizim gibi Türksün. Yarın taburcu ediyorlarmış. Evet, çok şükür. Götür odasına, yatır da gel. Acıkmışsın. Çok. İki gündür hiçbir şey istemedi canım. Zor olmalı. Annelik, babalık anladığım iş değil. Çocuklarınız yok mu? Hiç evlenmedim. Erkek bir kadınla yaşar, gün gelir biter ayrılırlar. Çocuklara da özel bir sevgim yoktur. Çocuk sevmeyen hiçbir şey sevmez derler. Sever. Dünyada başka zevkler, tutkular, hırslar da vardır. Hasta mıydı kocam? Hayır. Bir meyhane kavgasında vurdular. Önce o gelmişti Almanya'ya. Yerleşti, çalışmaya başladı. Sonra bizi de aldırdı yanına. Hep aynı hikaye. Sonra? Öldükten sonra? Cinayete kurban gittiği için sigorta parası, iş tazminatı da alamadık. Çocuğun ihtiyaçları, ev kirası, mutfak derken birikmiş paramız çabucak bitti. Bu arada ben de iş aradım. Hiçbir yerde uzun süre çalışamadım. Bak yavrum. Senin gibi güzel kadına rahat vermezler. Ne yapacaksın şimdi? Bilmem ki. Gene aynı yoksulluğa, sefalete mi döneceksin? Başka çarem var mı? Var. Bana borçlu hissediyordun kendini. Evet, yaşadığım sürece ne yapsam hakkınızı ödeyemem. Ödeşmek ister misin? Hı hı. İyi düşün, rızanla olmalı. Sizin için önemli mi? Günlerdir aklımdasın. Parasız, üzgün, perişan halinle bile çok güzeldin.
Çok kısa konuşacağım. Para, giyim, mücevher. Ne istersen senin olacak. Çok pahalı bir anlaşma. Yarın diye bir korkun yok artık. Ne senin için ne de kızın için. Açlık, sürünmek yok. Sağ ol. Sana aşık olabilirim. Unutma bunu. Hepsi bu kadar mı? Çocuğunu yatılı okula vereceğiz. Hayır, yapamam bunu. Yalvarırım, ne olur. Benim kadınıma yalvarmak yakışmaz. Küçük hanımı getirdim. Hoş geldin yavrum. Çok çok şıksın anne. Ne kadar güzelsin. Şimdi seni de götürecek annen. Seni de giydirecek. Sen daha şık olacaksın. Sahi mi anne? Evimizde bu güzel ev mi olacak? Evet. Evet kızım. Affedecek misin beni? Bilmem anlayacak mısın? Çok sevindim anne, bayram edeceğim, göreceksin. Evet, al bunu her zamanki yerine koy. Hadi. Alo, buyurun. Şimdi geldi, bir dakika. İstanbul'dan arıyorlar. Ekrem beyefendi. Oldu, bağla. Merhaba Ekrem. Hayrola? İyidir. Sana oğlumu gönderiyorum. Konuştuğumuz gibi orada yazıhane kuracak. O idare edecek bazı işleri. İyi. Öyle birine ihtiyacımız vardı zaten. Bu ara sıkıştık. Bazı gözler üzerimizden ayrılmıyor. Oğlum hiçbir şey bilmeyecek. Şirketin bir şubesini açacağımızı söyledim sadece. Gurbete ilk çıkışı. Yardımını beklerim. Elbet, kaygılanma. Ne gerekliyse yapılacak. Karadağlı Rıza'yı da buldum. Şüphe yoktu. Kendisini onurlandırın ki herkeslere ibret olsun. Bir oğla mektup gönderdim. Okuduktan sonra ne yapılacağına karar verirsin. Tamamdır Ekrem. Gözlerinden öperim. Gitmediniz mi de? Sen gönderiyorsun beni değil mi? Kızım. Okul iyidir. Okuyacaksın, öğreneceksin. Ufacığım ben. Annesiz ne yaparım ki? Beni hiç sevmedin sen. Sevmiyorum işte. Ayıp kızım. Nasıl söz bunlar? Sevmiyorum işte onu. Görülmemiş bir güzelsin sen. Hadi veda hadi, et. Hadi veda et Yunus amcaya. Öp elini. Öpmeyeceğim. O nasıl söz yavrum? Öp. Öpmeyeceğim işte. Kızım, emmeyeceğim. Tatlı çocuğum benim. Selim götürecek sizi. Çabuk dön, oyalanma. Gitmek istemiyorum.
Gitme anneciğim, bırakma beni. Ah, yakışmıyor. Kocaman bir kızsın sen. Pek çok arkadaşın olacak. Çabuk alışacaksın buraya. Hayır, sensiz hasta olacağım buralarda. Allah korusun. Cumartesi pazar günleri hep beraber olacağız. Yaz gelince hele hiç ayrılmayacağız yavrum. Mecburuz yavrum. Yunus amca olmasaydı açtık. Ev kirası bile veremiyorduk. O Bodrum'da hasta olup ölecektik. Bir gün hepsi bitecek. Sabırlı ol. Yardım et bana yavrum. Aklım sende kalmasın Minem. Peki anneciğim. Ağlamayacağım canım anneciğim. Yavrum. Yavrum. Canım yavrum. Alın artık ne olur. Sevin. İnanlı düzenli bir hayatı olacak kızım. İlk ayrılığımız. Ama çocukları sevmediğin için anlayamazsın bunu. Sen ağlayınca anlarım. Nedir bu? Belki daha az üzülürsün. Öyle mi anlıyorsun beni? Bu kadar kolay mı? Çocuğu yatılı okulda okuyan ilk anne sen misin? Değilim. Haklısın. Anlaşıldı. Ağlamak istiyorsun.